Gecenin bu saatinde neden bu kovalamaca? O kadar anlamsız geliyor ki. Arabamın burnu karanlığı yarıyor. Ve yalnızlık aklıma geliyor. Silahım elimde olmadığı zaman sıcak bir kalbe ihtiyacım olacak. Ama bu gece değil. Takipte kal. Ağzından şu sakızı çıkar ya. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Artık gidip baksak şu kamyona. Otur oturduğun yerde. Narkotiğin işi bu. Ne narkotiği lan? İşin içinde cinayet var. Farkında mısın? 3 gün önce bir adam öldürüldü. Dört saattir bu arabanın içinde oturuyoruz. Boğuldum lan burada. Yosun bağladı. Abi tamam sakin. Adamlar bir senedir bu işi kovalıyor. Bir izin ver. Oğlum eyvallah da bak. Ya bu Cemil bizi buraya yemliyorsa ki bence yemliyor. Abi Cemil olduğunu nereden biliyorsun? O da senin fikrin. Göreceksiniz. Buraya bir Allah'ın kulu gelmeyecek. Yeter be. Bir sus da işimizi yapalım. Ne diyorsun? Senin ne işin oldu da bu zamana kadar? Seni var ya. Beyler. Tamam. Tamam. Ne tamam? Var ya, senin fırtına muratlığın bana sökmez ha! Gitme sen var işin! Abi tamam! Tamam be! Yürü gitme! Abi! Abi ne yapıyorsun ya Murat abi? Abi ne yapıyorsun ya? Ne demek lan ne yapıyorsun ha? Ne demek lan? Ulan senin fırtına muratlığını melteme çevirmezsen ben de. Ulan bu adam 2 tane koyunu güdemez. Bir de orada ileri geri konuşuyor. Kim veriyor oğlum bu adamlara bu işleri? Abi kim veriyorsa veriyor bize ne ya? Hem adamı ayarsın diye niye işine taş koyuyorsun ki sen? Ulan adama ayar oldum kesin. Ama işine taş falan koyduğum yok. Çünkü orada da iş yok. Ne oldu niye öyle bakıyorsun? Karşıdaki VIP'yi görüyor musun? Evet. Bizi dikizliyor.
Anladım Aydan. Tamam, merak etme. Abi tamam, uzatma artık ya. Bir anlamı yok bu saatten sonra. Bana attığı ikinci kazık. Üçüncüsü olmayacak. Ulan bu senin de senin. Bitti lan sen. Ben sana demedim bu lan canlamını ya. Cevap vereceğim lan seni. Sana demedim bu lan canlamını ya kardeşim. Bekir oğlum. Ulan var ya. Sana şanlı gerimsin lan. Tamam. Öldün lan. Kardeşim. Kardeşim. Tamam. Kardeşim. Bunu sana nerede yaptıklarını hatırlıyor musun? Kim olduklarını biliyor musun? Bak Mirvan, sana bunu yapanlarla kız kardeşinin katilleri aynı insanlar. Beni onlara götürebilir misin? Her şeyi çözeriz, tamam mı? Ağlama. Gel bakalım. Usta, Aydan'la konuştum. O bahsettiğiniz minibüslerden çok var diyor. Plak olmadan elimden bir şey gelmez diyor. Bir de mobeselere de baktırmış. Sonuç yok yani. Görüşürüz. Nasıl yapalım? Kaç saattir bekliyorsun burada? Abi aşağı yukarı 2 saattir buradayım. Burası mı? Tamam. Burada bekle.
Olay yerine intikal ettik. Acil destek bekliyoruz. Çok mu sıcak? Evet. Çok sıcak. Usta. Hanımefendiye bir tane şal versene omuzlarına. Üşümüş. Ne saçmalıyorsun sen ya? Hayırdır? Daha biraz önce mesaj atıp gelmeyeceğini söyledin. Bu sefer de gelmezsem yanlış anlayacağını düşündüm. Bu sefer de derken? Aramızda yanlış anlaşılmayan bir şey kaldı mı sence? Ne arıyorsun, ne soruyorsun? Ne gecen belli, ne gündüzün belli. Karabatak gibisin ya. Tamam işte. Bu yüzden geldim. Ne gecem belli, ne gündüzüm. Karabatak gibiyim. Düzensiz yaşıyorum. Hayatım alt üst. Günde en az 2-3 tane ölü görüyorum. Ben polisim. Benim mesleğim bu. Yapacak bir şey yok, benden bir olmaz. En iyisi ayrılalım ha. Seni ne kadar çok sevdim biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi bunu? Biliyorum. İşte bu yüzden sana gerçekleri söylemem lazım. Eğer bunu söyleyemezsem yüzüne karşı... kendimi korkak hissederim. Çok cesaretlisin. Konu aşktan kaçmaya gelince cesaretine diyecek yok. Ama asıl cesaret ne biliyor musun? Bir insanı sevebilmek, bir kalpte yaşayabilmek. Asıl cesaret. İnsanları sevmediğimi nereden çıkartıyorsun? Sen benim neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun. Bir gün o silah belinde olmadığı zaman sıcacık bir kalbe ihtiyacın olacak. Ama maalesef ki senin için çok geç olacak. Belindeki silahına mutluluklar fırtına Murat. Bir daha beni asla. Ama asla arama, 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 arama. Hasan, Murat başımıza bela olacak. Onu ortadan kaldırmamız lazım.
Onu daha önce yapacaktık. Neyse. Şimdi konumuz bu değil. Sevkiyatı engelleyemez. Haberi yok. Bugünkü sevkiyat için de aynı şeyi söylemiştim. Lakin elimize yüzümüze bulaştırdık. Bak Hasan, seninle yıllardır tanışırız. Eğer biz bu işi halledemezsek bizi hallederler. Beni salak yerine koyma. Murat, Beşir'in katilinin peşinde ve Cemil'den şüpheleniyor. O yüzden geldi buraya. Bir daha olmaz. Peki. Yalnız bugünkü sevkiyat çok önemli. 2 milyon avro. Öyle mi? Sadece senin payına düşen. Bunlar dünyayı yöneten aileler. Onlar öleceğine bu çocuklar ölsünler. Hem ülkenin durumu da ortada. Biz de payımıza düşen parayla gidip istediğimiz hayatı yaşarız. İşimi bitirir bitirmez paramı alırım. Sen onları düşünme. Düşünme işini bana bırak. Etrafını sardığında bu şehri yakacak. Belalar başımda. Bu şehrin gürültüsü varken burada çığlığını hiç kimse duymaz. Ağlatıyor kimsesiz mezarlığında. Sömürülmüş tüm kulları bastıran bir görüş. Bugün sen susarsan yaşarsın da konuşursan ölüm. Bunu saklayan bin ölüm. Çatısız odalarda bekliyorken umudunu yitirdiğinde değiştirecek her şeyi bu fırtınanın yolu. Yaşam umutlarını hep çaldılar habersiz onlardan. Ölmek için var olandan, öldürmek için var olanlar. Bu nasıl bir savaş? Hiç adi değil, hiç adi değil. Kazanırsak kaybederiz. Fırtına, aklımda sorular. Bir çözüm bulamaz ama arar inatına. İçimde kuşkular, etrafını sardığında bu şehri yakacak. Belalar hep başımda, belalar hep başımda. Bu şehrin gürültüsü varken burada çık. Kolay gelsin anne. Asıl size kolay gelsin. İhsan, bu insanlar istediği gibi Türkiye'ye girip çıkma özgürlüğüne sahipler değil mi? Evet. E niye böyle kamyonlarla getirme yolunu seçiyorlar o zaman? Hay anlamıyorum, baksana şu fotoğraflara. Yazık değil mi bu insanlara ya? Onların derdi Avrupa. Hem para veriyorlar hem ölüyorlar. İyi de Avrupa istemiyor ki onları. Bak bizim Türkleri. 50 yıldır oradalar, hala insan yerine kondukları yok. E konmazlar tabii. Bizim Türkler asimile olmayı beceremiyor. Mesele o. E bir de Müslümanız. İhsancığım bu götürülenler de Müslüman. Ne alakası var? Müslüman da. Bunlar organları alınacak olan Müslümanlar. Birçoğu ölüme gidiyor yazık. Özellikle de çocuklar. Organ mafyasının yıllık geliri uyuşturucu mafyasını solladı biliyor musun? Mesele o. Murat'ı gördün mü? Yok, uğramadı buraya. Yalnız bir otostopçu aldırmış bu minibüstekilerin eşkal tarifi için. Ondan sonra da basmış gitmiş, yine kaybolmuş, Ali söyledi. Bir otur lan. Bu cinayeti bana kastıramazsınız. Size nerede olduğumu söyledim, şahitleri de getirdim. Hem neden öldürmek istedim ki Beşir'i ben? Beşir bana hayatımın şansını vermişti. Uyuşturucu işinde mi? Tabii ki de hayır. Oğlum bak, ben de kafa bulma tamam mı? Beşir uyuşturucu işi yapıyor, hem de alasına. Bunu sen de biliyorsun. Öyle değil mi lan? Ne alakası var ya?
Ne alakası var? Yani bir kere hapse girdim çıktım diye benimle mi uyuşturucu işi yapmam gerekiyor? Bununla mı suçluyorsunuz beni? Bak lan oraya. Bak bak oraya bak oraya. Oraya bak lan. Ulan oraya bak dedim, oraya bak. Bak bak görüyor musun lan adamı? Adamın anne görüyor musun lan? Gördün mü lan adamı? Bak bu nasıl oluyor biliyor musun, bu delik bak burada. Şimdi bak. Silahın namlusunu buraya dayıyorsun. Tam şuraya. Küçük beynin oraya. Tetiği çektiğin zaman küt. Anladın mı? Benim bu cinayetle hiçbir alakam yok. Beşir. Beşir benim için. Baba gibi miydi? Pekala. Avukatımla görüşmek istiyorum. Avukatımla görüşmek istiyorum. Anladım. Tamam, sağ ol. İhsan. Hı? Otopsiden aradılar şimdi. Bu tırın içindeki insanlar sadece 5 saat önce ölmüş, biliyor musun? Biliyor musun? 5 saat ölmüş, biliyor musun? Bütün bulgular böyle gösteriyormuş. Bana bak, bundan sakın Murat'a bahsetme, tamam mı? Sakın ha. Delirir. Dikkatli olun. Kendinizi de açığa vermeyin. Hadi bakalım göreyim sizi. Ha, kulağınız bende olsun. Gördüğün yakışıklıyı bakıyorsun değil mi? Minnoş. Sana minnoşu göstereceğim. Kolay gelsin. Bizim otostopçu bir kadının erkeği görmüş arabada. Kadını tam olarak tarif edebiliyor. Ama erkeği çıkartamamış. Biraz gölgede kalmış herif. Ah, arkadaşlara söyledim. Kadının robot resmini çıkaracaklar. Hayırdır? Bir şey mi kaçırdın? İhsan, konuşsana oğlum. Konuşsana lan. Abi şöyle, otopsiden gelen habere göre biraz daha erken müdahale edilebilseymiş tıra, ölenlerin çoğu kurtulabiliyormuş. Maalesef. Ulan İhsan, sizi dinlemeyecektim. Oraya vardıktan sonra o arabadan inip gidip o tırın kapaklarını açacaktım. Aydan, bana hemen tutuklu Mehmet çıkartır. Savcının bir daha izin vereceğini sanmıyorum Murat. Ne demek savcının bir daha izin vereceğini sanmıyorum ya? Ne demek bu ya? Onlarca insan öldü. O Cemil denilen bu işle alakalı. Bunu biliyorum ben. Abi tamam, küfür edip durma lütfen ya. Bir de milletin işine burnunu sokuyorsun. İhsan, eğer orada Hasan'dan yana değil de benden yana konuşsaydın onca insan ölmeyecekti. Eğer o Cemil denilen elimizden kaçarsa onca insanın vebali senin de omuzlarında. Murat, nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Hava almaya gidiyorum. Öyle ya. Herkesin kendine göre yaşamı var. İhsan birazdan çıkar, bir kebapçıya gider kurulur. İki kadeh bir şey içer, keyif yerine gelir. Sen belinde tabancam arkadaşlarınla buluşursun. Günün dedikodusunu yaparsınız. Her şey toz pembe olur. Ama bir yerlerde insanlar ölür, gömülmeye toprak bulamazlar. Ulan siz de haklısınız be. Ben her şeye, her çok duygusal bakıyorum galiba. Kolay gelsin gençler. Bütün bu olanlar seni üzüyor zannediyorsun değil mi sadece? Sen sıcak kalpten ne anlarsın be aptal herif? Ayda.
Murat meselesini konuşmuştu seninle. Olmuyor İhsan, olmuyor. Çıkarıp atamıyorum aklımdan, kalbimden. Ne yapayım, var mı üstüme sende ya? Bunun ne işi var burada? Onu bu yüzden çağırdım. Biliyorsun. Uyuşturucu bizim işimiz. Sanırım bunları yutmak zorunda kalmışlar. Bir taşla iki kuş. Anlaşılan Beşir uyuşturucu işiyle insan kaçakçılığını iyi kombine etmiş. Ağzının suyunu sil de ortam rutubetlenmesin. Rutubetlenmesin. İhsan. Murat'a uyma. Bak, görüyor musun? Kolunda numara olan beşinci ölü bu. Ve kolunda numara olan ölüler aynı zamanda midesinden uyuşturucu çıkan ölüler değil mi? Hı hı. Kaç abi o numara? İhsan, sen nereden buldun bu numarayı? Bu numara Beşir'in kontrolü numarası. Tamam Aydan, tamam. Kapat. Faruk usta, şuna bir bak ya, tıklıyor yine. Aman usta, öyle kolay mı? Bir haftalık işi var o aracın. Abi yapma, o kadar zaman mı yok? Gözünü seveyim bir bak ya. Ya ne uğraşıyorsun bu hurdayla ya? Kaç kere dedim sana, sat gitsin. Al benim aracı, git, depo dolu. Abi biz memuruz ya. Ona benzin mi yeter? Alo. Usta, şimdi şöyle bir durum var. 5 tane ölünün de midesinde uyuşturucu paketi çıktı. Ya bunların hepsinin kolunda da Beşir'in telefon numarası var. İşler karışıyor yani, anlayacaksın. Yani böyle kafana göre fevri hareket etmemen gerekiyor abi. Sen şu anda neredesin tam olarak? Ne yapacaksınız oğlum nerede olduğumu? Hepinize hesap vereceğiz biz. Çip takın. Beni bu gece affet baba yadigarı. Biraz dinlen bakalım. Beşir burada öldürüldü. Kendi mekanında. Onu öldüren kişi onu mutlaka tanıyordu. Çok yakınından biri olmalı. Beşir. İnsan kaçakçılığından uyuşturucuya kadar her türlü pisliğe karışmış biri. Büyük paranın döndüğü yerde büyük pislik olur.
almayı unutma. Hepsi hazır. Ha bir de dikkat çekmeyecek bir araba. Sana çocuğunu falan getirmeyecek. Sen yalan söylüyorsun. Oğlumu getirecek bana. Getireceksin değil mi Cemil? Söyle. Sen getireceğim tabii ki. Ben sana söz vermedim mi? Ben sana söz vermedim mi çocuğunu getireceğim diye? Silahı ona verdiğin anda çocuğunu bir daha asla göremeyeceksin. Senin gibi onlarca sana böyle söz verdi. Ama hiçbir zaman sözünü tutmadı. Para için her şeyi yapar o. Yalan söylüyor. Bak. Eğer burada daha fazla vakit kaybedersek çocuğuna çok geç kalacağız. Hadi ver bana. Hadi. Bırak lan kadını. Bırak. Kadını bırak. Ay teyzeydim ben o. Yemin ediyorum. Dışarı çıktı beynine dağıtırım. Hadi silahını. Ulan ben hayatım boyunca silahımı yere koymadım. Gel kendine al. At silahını dedim sana. At. Yemin ediyorum öldürürüm. Yemin ediyorum öldürürüm. At silahı. At silahını. Oraya koyacağım. Yoksa darılır bana. Geri çekil lan! Kalk! Yürü. Yürü diyorum sana. Yürü diyorum. Yürü lan, ne kokusu yürü. Şimdi geleceğim.
İsa'nın oğlu da bugünkü ölen çocukların arasında mıydı? Kes sesini! Gece uzun olacak. Neredesin ya? Delikanlı, bana yardım edebilir misin? Türkçe biliyor musun? Bak, ben polisim. Polis. Anladın mı? Bak, bu kelepçeleri çözeceksin, tamam? Anahtar şurada. Küçük cebimde. Aslansın hadi. Lan. Onu değil oğlum, telefonu bırak. Oğlum telefonu bıraksana. Oğlum elimi çöz. Telefonu bırak. Telefonu bırak! Lan telefonu getir! Sen tamirci, su açmak. Ben tamirci değilim, mavi tamirci. Yardım etmek yok. Hiç kimse bize yardım etmiyor. Yok. Thank you.
benimle kaçabileceğini mi sanıyorsun he? Doğru! Doğru! Doğru, 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 hadi! Kalk, 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 kalk! Kalk! Azmettiricilik. Hayır, nefs müdafaa. Ateş et Cemil. Ulan zaten çenenize kadar batmışsınız. Bir de polis öldürüp daha da mı batmak istiyorsunuz ha? Ateş et lan. Ateş et. En azından kaç. Kaybol hadi. Ulan elinizde ben varım. Daha ne istiyorsunuz? Bırakın gitsin. Yaran kötü. Daha da kötü olacaksın. Merak etme. Sizi buradan mahkemeye çıkartana kadar bana hiçbir şey olmaz. Ya ne olacak? Hastaneye götürmemiz gerekiyor kadını. Biz buradan çıkalım. Ondan sonra ne yapmak isterseniz onu yaparsınız. Buradan çıksanız bile fazla uzağa gidemezsiniz. Dur. Canım. Canım al. Beğenmiyor. Efendim Aydan. İhsan neredesin? Besleniyorum canım. Sen neredesin? Murat'ın yerini sormuştun ya. Bulduk. Şu an Rafet Paşa Mahallesi civarlarında görünüyor. Yapma ya. Ne yapıyormuş orada? Mültecilerin kendine mesken tuttuğu bir bina var. Muhtemelen oradadır. Tamam. Tamam Aydan. Hadi görüşürüz. Kapat. Şimdi kim gidecek ya ta oraya ha? Değil mi? Mecbur gideceğiz. Görev. Afiyet olsun size. Görüşürüz arkadaş. Bay bay. Abi afiyet olsun. Sağ ol abi. Dur abi. Sizin için insanın tek değeri para değil mi? O insanları Avrupa'ya götürmek için kaç para ödüyorsunuz? Bugün ölen insanlardan bahsediyorum. Çocuklar bedava. Çünkü onların organlarına paha biçilmez. Bugün ölen insanlardan bahsediyorum. Bir tırın dorsesinde ölüme terk edilen onlarca insandan. Ve bu zavallı insanların bazılarına uyuşturucu torbası yutturulmuş. Ama işin en acısı o insanlar kurtarılabilirdi. Değil mi? He! Mülteciler uyuşturucu hepsi bu mu? Sadece bu mu? Ne zamandı bu? Ne zaman? İnanma ona Nisan. Ne zamandı ne? Kes! İkiniz de oradaydınız. Ve o zavallı insanları ölüme terk ettiniz. Öldü mü benim oğlum? Öldü mü? Benim kızım öldü mü? Ah!
Bu adamı daha önce burada gördünüz mü? Ha? Abi polis misin? Benim adım Hacip. Bu adamı gördün mü? Bu da görmedim abi. Bunlar görmüş mü? Sor bakayım. Ve Amerik Vraditiye. Görmemişler abi. Sor bakayım görmüşler mi? Ve Amerik Vraditiye. Yok abi görmemişler. Abi istersen sana tercümanlık için yardımcı olabilirim. Burada yaşayanların çoğu Suriyeli Kürtler. Ben de burada yaşıyorum. Bilirsin Avrupa'ya bir türlü gidemedik abi. Gidemedin? Evet. İyi. Ama fazla konuşma. Tamam abi. Telefonu. Nereden lan telefon? Nerede telefon? Nereden buldun bunu? Nereden buldun? Sorsana nereden bulmuş? O defteri fakir edit diye. Arabayı edit diye. Ne diyor lan? Arabada görmüş abi. Yalan söylüyor lan. Yalan söylüyor. Bu adamı görmüş mü sor? Temerik Ditya, Taradoş'a. Evet evet. Vallahi gördüm. Bak sen. Türkçe biliyormuş lan bu. Nerede gördün oğlum? Devam et. Direksiyon bağlı el. Araba, direksiyon. Ben kurtardı eli. Nereye gitti gördün mü? Oraya. İçeri gitmek. Peki bu adamı gördün mü? Abi bakayım ben. Abi bu adamı burada hiç görmedim. Ben buradaki herkesi tanırım. Hiç görmedim. Sana sormadık lan. Buna soruyorum. Gördün mü bu adamı? Evet evet gördüm. Elinde silah vardı. Kadın vardı. İçeri girdiler. Peki sonra dışarı çıktılar mı? Vallahi görmedim. Vallahi görmedin ha? Sen burada biraz bekle bakalım. Eşek herif. Abi aradığın kişi arkadaşın galiba ha? Alo Aydan. Murat Cemil'i buraya kadar takip etmiş galiba. Buralarda bir yerde. Fakat desteğe ihtiyacım var. Ekip yollayabilir misin? Sen bizimkileri yolla. Sen gel bakayım. Gönderirsem elime ne geçecek ha? Mesela? Olabilirsin. Olabilir. Ama bana daha fazlası lazım. Bu organizasyonun içindeki adamları, kaçış yollarını. Bunları söylemen lazım. Çok şey istiyorsun polis. Gel. Benim zamanım var beklemeye. Neyse. Görüyor musun? Ölmeni istiyor. Duyuyorsun değil mi? Ben sana ne dedim? He? Ben sana ne dedim? Size güven olmaz demedim mi? Benimle böyle bağırtmaya devam edersen birileri duyacak. Hiç sanmam hiç. Burada atılan çığlıkları kimseler duymaz. Tamam lan tamam. Bırak kadını. Gidebilirsiniz. Çözeceğim.
Ama ilk önce silahımı bana ver. Benim için çok kıymetli. Geç bakayım şimdi şöyle. Geç. Şimdi silahlarımızı yavaşça masanın üzerine koyacağız. Heyecan yapma. Cemil çık ulus hadi. Mi bilmiyorum. Ya bu arada kusura bakma, seni de rahatsız ettim. Bunu Murat'a verir misin? Tabii veririm. Veririm de işte ne zaman verebilirim onu bilmiyorum. Ya, muhakkak gelir o. Burası onun evi gibi. Neyse, masasına koysan da olur. Yani şunu demek istiyorum. Biz Murat'tan haber alamıyoruz. Ne demek haber alamıyoruz? Rehin alınmış olabileceğinden şüpheleniyoruz. Ne? Cemil! Cemil ne oldu? Hadi! Kamyondakiler ölmüş. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Buradan çıkmamız lazım Cemil, hadi. Polis yalan söylemiyormuş abla. Ne yapabiliriz yani? Bilmiyorum. Cemil artık kendine gel. Bizim suçumuz değil. Polisler de o kadar beklemeseydi. Keşke arasaydık. Ne bileyim, gizli numaradan arasaydık. Geç bunları. Bizi yine de bulurlardı. Hadi Cemil. Beşir öldürenlerin bulunmasından iyiydi. Eğer Beşir gerçekten uyuşturucu kaçakçılığı yaptıysa onu Bükreş'tekiler öldürmüştür. Hepsini öldürecekler. Sıra bize. Cemil, bizi bulamayacaklar. Polisler de bizi bulamayacak. Bana bak Cemil. Tamam, bana bak. Ben senin kardeşim. Sana asla yalan söylemem. Tamam mı? Güzel, her şey son bulacak, tamam mı? Her şey çok normalmiş gibi davran. Merak etme, başaracağız. Sen ve ben, iki kardeşimize hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Başaracağız Sima. Başaracağız. Peki nereye gideceğiz biz Avra? Nereye gideceğiz? Nereye istersek oraya, nereye? Berlin, Paris, Londra, ya ne bileyim ben, Prag. Cemil, burada tam 2,5 milyon avro var. Peşirin paraları mı? Ölülerin paraya ihtiyacı olmaz. Hadi Cemil, hadi. Alo Aydan. Şimdi Beşir cinayetiyle ilgili bir bilgi geldi elimize. Havaalanı polisi kameralara yakalanmış birisinin fotoğrafını gönderdi. İsmi Doğan Taş. Yetkili polismiş kendisi.
Bir sürü faili meçhul olaya adı karışmış ama hiç ispatlanan bir şey yok, aldığı ceza yok. Beşir'i o mu öldürdü diyorsun? Beşir cinayetinden tam 10 saat önce İzmir'e iniş yapmış. Cemil'le bir bağlantı kurmuş mu? Bilmiyorum, onu araştırıyoruz şimdi. Tamam. Tamam Aydan. Hadi inşallah. Nasıl durum? Kritik, Murat içeride galiba. Halledeceğiz bir şekilde. Hadi inşallah. İsa, hadi kendine gel. Bizimkiler aşağıda. Hadi gel. Gel hadi gel. Hadi. Afra! Afra bekle! Yeni sevkiyat 4 saat sonra burada olacakmış Afra. 4 saat sonra biz artık burada olmayacağız Cemil. Afra! Bunları göz göre göre ölüme terk edemeyiz. Zeki, hazır mıyız? Biz hazırız. O zaman başlayalım. Aramadık yer kalmayacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Allah muvaffak etsin yiğitler. Hadi başlıyoruz. Sonra da bize yol verdin aklınca. Kalk! Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim! Öldür ulan! Ateş et lan! Yemiyor değil mi? Sende o yürek var mı lan? Ha? Var mı? Seninle bir anlaşma yapmış. Seninle bir anlaşma yapmıştık. Ama size söyledim. Uzağa gidemezsiniz. Eğer biz buradan çıkamazsak, siz de çıkamayacaksınız. Anladın mı? Siz de çıkamayacaksınız. Ateş et. Anında burası polis dolar. Zaten gelecekler. Her tarafı aramaya başlayacaklar. Cemil, teslim olun. Buradan çıkış yok. Evet. Gelecekler. Ama buradan 4 tane leş alacaklar. 4 tane leş. Çıkmak istiyorsak bu polise ihtiyacımız var. Nasıl olacak bu iş? Nisan'ın ve başka insanların hayatını kurtarabilirsin. Şu an yeni bir sevkiyatı var. Kadınlar ve çocuklar bir tırın içinde. İzmir'e doğru geliyorlar.
Evet. Bunlar içeri girdi. Gördüm. Ne yapacağız? Bilmiyorum, bir şey bul işte. Onları bizden uzak tut. Daha fazla oyalayamıyorum. Afra. Kamyonun nerede duracağını biliyoruz. Ve ne zaman geleceğini de. Eğer biz oraya gitmezsek onları oradan alacak kimse olmaz. Bunun yalan olmadığını nereden bileceğim? Asla, asla yalan söylemez. Asla. Karar senin. Eğer Nisan'ın ve o insanların hayatını kurtarmak istiyorsan bizim buradan çıkmamızı sağlayacaksın. Gelmemize az kaldı. Bana sevkiyattan hemen bir fotoğraf yollayın. Ya otobanın ortasında durup fotoğraf mı çekeyim? Bir park yerinde çekerim. Ne kadar sürer? Ya ne bileyim. Ben haber veririm size. Biraz bekleyeceksin. Sadece biraz. Söz verdiyse öyledir. Nisa. Onlara inanma. Onlar kendilerini kurtarmak için her şeyi söylerler. İzninizle birisini aramam gerekiyor. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun bize? Özel bir konuşma. Kim arayacaksın? Çok özel. Yalvarıyorum, neredesin? İyiyim, iyiyim. Bir sıkıntı yok.
Aslı beni dinle. Lütfen bir şey söyleme, tamam mı? Neden yapıyorsun bana bunu lütfen? Lütfen söyle, neredesin? Seni çok seviyorum. Sana yaşattıklarımdan dolayı çok özür diliyorum. Lütfen. Lütfen Murat, bana nerede olduğunu... Alo. Ha, gönderiyorum fotoğrafı ama biraz zaman alır. Malum benim telefon az çekiyor. Temiz. Allah kabul etsin. Oğlum kime sorsak görmedik diyor, ne iş? Abi buradaki insanlar tertemiz insanlardır. Asla yalan söylemezler. Tertemiz. Tertemiz. Çıkar çıkmaz ülkeyi terk ediyoruz. Olmaz. Önce kamyondaki insanlar. Hayır. Sınır dışına çıktıktan sonra polisi ararız. Alo. Yok, hiçbir iz yok vallahi, ben de anlamadım. En azından gelmiş olduğumuzu duyması lazım, o da yok. Avra bak, o insanlara bir şey olmamalı. Eğer oraya gidersek polisler bizi yakalayacaktır. Kreştekiler peşimizdeyse işimiz zaten zor. İzmir'de gereğinden fazla kaldık. Temiz. Gel bakalım. Merak ettim abi arkadaşım. Merak ettim. Belki başka yerde. Afra biz nasıl bir duruma geldik? Polisler bizim katımıza geliyor. Bu adamı gördün mü? Sorsana oğlum. Emberik dedi. Görmemiş abi. Buradan kurtulmak istiyorsa tek şansımız bu. Bana bak. Bu gece gelecek olan o insanları kurtarmak istiyor musun? Kadınlar yaşıyor. İnsan girerken kapıyı çalar. Bizi korkutmaya hakkınız yok. Bir sıkıntın var lan? Yok abi, ne sıkıntısı? Yoruldum biraz. Ne yaptın da yoruldun lan? Abi çok gerginsin, bir sigara yak. Bıraktım. Abi nasıl bıraktın? Zor olmadı mı? Temiz. Gel bakalım. Nesi var bu kadının? Ateşi var biraz. Doktor baktı, birkaç saate bir şey kalmaz. Adı Nisa. Ben de ilgileniyorum. Hasta olduğu için. İkiniz mi yaşıyorsunuz burada? Evet. Bu odada çözemediğim bir şeyler var. İkiniz mi yaşıyorsunuz? Çözemediğim bir şeyler. Orada ne yazıyor? Özgürlük.
Açabilir miyim onu? Tabii. Ama biraz önce arkadaşlarınız zaten baktı. Merak ediyorsanız size de söyleyeyim. İçinde Nisa ile benim özel eşyalarımız var. Bu adamı daha önce gördün mü burada? Görmedim. Sizi buradan çıkaracağım. Ama siz de beni o kamyona götüreceksiniz. Bizi buradan çıkaracaksın. Ama o kamyona biz yalnız gideceğiz. Yok öyle bir şey. O insanları gözlerimle görmem lazım. Anlaştık mı? Tamam. Göreceksin. Ama sonra bizi bırakacaksın. Anlaştık mı? Yok, hiçbir iz yok. Tamam, çıkalım. Ama baktığımız katlara tekrar bakarak çıkalım. Çıkıyoruz arkadaşlar. Abi, söyledim sana burada bu adamları görmedim diye. Sence bu işte bir gariplik yok mu acaba? Yok abi. Şimdi Murat'ın telefonu o çocukta. Evet abi. Çocuk diyor ki Murat buralarda. Abi çocuk yanlış görmüş olamaz mı? Çocuk. Evet. Yanlış. Komiserim. Aradığımız şahsın robot resmi geldi. Bir ses diyor ki buralarda bir kuş var. Her dakika bu Cemillere bizim hangi katta olduğumuzu, nerede olduğumuzu böyle ötüyor. Olabilir mi buralarda böyle bir kuş? Abi istersen gideyim tekrar herkese sorayım ha. Herkese. Evet abi. Abi. Az önce bu kız odasındaydık. Tanımıyorum dedin lan. Abi. Kim lan bu kız? Abi. Kim lan? Afrail Azizi. Cemil'in kardeşi abi. Beni kandırdın lan. Ulan. Borcum var abi. Borcum var abi. Hayatımı kurtarmak için yaptım abi. Gözünü seveyim vurma abi. Ya Murat öldüyse? Abi. Gözünü seveyim abi. Gel lan. Abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim. Bak abi. Destan ne abi? Destan abi, abi getirsin. Sakin. Buradan kaybol yeter. Anladın mı? Buradan kaybol yeter. Bakın arkadaşım yaralı. İsterseniz onu bırakın beni alın hadi. İhsan. Bu iki arkadaş sadece arabalarına gitmek istiyorlar. Dışarıdaki
Siyah VIP'ye. VIP? Sağır mısın oğlum dedik ya VIP'ye. VIP. Dediğini herkese söyle. Tamam, tamam söylüyorum. İhsan! Oğlum içeride yaralı bir kadın var. Biz çıktıktan sonra birilerini gönder baksınlar. Tamamdır, hallederim. Şu telefonu bir at, bir de bir yere gizleyin çabuk. Birazdan Murat çıkacak. Nişan alın, ateş etmeyin sakın ha. Sakin çocuklar. Geliyor. Gelin. Ateş etmeyecekler. Sakin olun. Ateş etmeyecekler. Tamam dedim sana. Siz yürüyün. Ekip hazır, halledebiliriz. Hayır, hayır. Sakın ateş etmeyin. Murat! Murat! Aslı. Her şey kontrol altında. Tamam. Sakın hareket etme. Yürü. Sakın peşimizden gelmeyin. Öldürürüm yoksa onu. İhtiyacım yok. Söyle, niçin geldin buraya? Bu işte çok para var. Bahsettiğim para paylaşılamayacak kadar. Cemil, Afra'yı öldüren bizden biri değildi. Anlaşılan sizi öldürmeleri için birisini tutmuşlar. Ve muhtemelen aynı kişi Beşir'i de öldürdü.
ve cinayeti sana yıkmaya çalıştılar. Yani şimdi sıra bende. Ölümden korkmuyorum. Ne olacaksa olsun. Beni yalnız bırak. Yok öyle bir şey. Bana bak Cemil. Bugün o kadar insan öldü. Hiç vicdansızlamadı mı? O insanlar da ölürse, yeni gelenler, canın acımayacak mı hiç? Merak etme Murat'ım. Onlarla ben ilgilenip, Ama önce şu sümüklü oğlan içerideki çantayı bana getirsin. Getir şu çantayı. Çantayı getir hadi. Sonra ne olacak? Sanırım söylememe gerek yok. Bugün bütün hesapları kapatacağım.
Ruhumdaki fırtına, aklımda sorular, bir çözüm bulamaz ama arar inadına. İçimde kuşkular, etrafını sardığında bu şehri yakacak. Belalar başımda, bu şehrin gürültüsü varken. Burada çığlığını hiç kimse duymaz. Ağlatıyor kimsesiz mezarlığında, sömürülmüş duyguları bastıran bir görüş. Bugün sen susarsan yaşarsın da konuşursan ölüm, bunu saklayan bin ölür. Çatısız odalarda bekliyorken umudunu yitirdiğinde değiştirecek her şeyi bu fırtınanın yolu. Ruhumdaki fırtına, aklımda sorular, bir çözüm bulamaz ama arar inadına. İçimde kuşkular, etrafını sardığında bu şehri yakacak. Belalar başımda, bu şehrin gürültüsü varken. Burada çığlığını hiç kimse duymaz. Ağlatıyor kimsesiz mezarlığında, sömürülmüş duyguları bastıran bir görüş. Bugün sen susarsan yaşarsın da konuşursan ölüm, bunu saklayan bin ölür. Çatısız odalarda bekliyorken umudunu yitirdiğinde değiştirecek her şeyi bu fırtınanın yolu. Bir yaşam umutlarını hep çaldılar habersiz onlardan. Ölmek için var olandan, öldürmek için var olanlar. Bu nasıl bir savaş? Hiç adi değil, hiç adi değil, hiç adi değil, hiç adi değil. Kazanırsak kaybederiz. Fırtına, aklımda sorular, bir çözüm bulamaz ama arar inadına. İçimde kuşkular, etrafını sardığında bu şehri yakacak. Belalar hep başımda, bu şehrin gürültüsü varken. Burada çığlığını hiç kimse duymasın.